Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu güzel fiyonklu püskül oyamın yapımını göstermeye çalışacağım. Önce bu fiyonklarımın yapımı ile başlayalım. Fiyonklarım için arkadaşlar ben şöyle bir çatal kullanıyorum. İpimin ucunu şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Ve şöyle ipimi çatalıma 40 defa doluyorum. İpimi 40 defa doladıktan sonra şöyle biraz mesafe bırakıp ipimi kesiyorum. Kesmeden kullanmıştım. Ve iğneme takıyorum ucunu arkadaşlar. Şimdi çatalımın bu ilk aralığından iğnemi geçiriyorum. İlk aralığından iğnemi geçirdim ve bir tane düğüm atıyorum. Güzelce düğümümü sıktım arkadaşlar. Şimdi buradan birkaç defa şöyle geçişler yapacağım. İpimi dolamış olacağım. Şöyle. Üç oldu. Dört ve beş defa geçtim. Şimdi yine buradan bir tane daha düğüm atıyorum. Ve güzelce düğümümü sıktım arkadaşlar. Şimdi şu fazla ipimi keseceğim. Ve püskülümü çatalımdan çıkarıyorum. Şimdi şu bütün iplerimin içerisinden iğnemi geçirip bir tane düğüm atıyorum. Aynı yerden tekrar bir kez daha düğüm atıyorum. Ve fazla ipimi kesiyorum. Kestikten sonra arkadaşlar ben mutlaka iplerimi yakıyorum. Şimdi arkadaşlar püskülümün alt kısmını da keseceğim. İplerimin tamamının içinden geçirdim makasımı ve kestim. Evet, bu şekilde püskülümüz hazır. Ve şimdi arkadaşlar modelimin altına fil dişi hazırlamıştım. Fil dişlerimizi de yapalım. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak bir düğüm atıyorum. Bu şekilde fil dişleri yapıyoruz. Yine bu modelimin altına da arkadaşlar bir sıra zürafa hazırlamıştım. Siz de yaparsanız oyanız daha hoş görünür. Bakın şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Çok kolay. Zürafamın içine batıyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak aşağı iniyorum.
zemini sadece bu şekilde bildiş oluyor arkadaşlar. Son kez göstereyim mi? Şimdi fiyongumun yapımına geçeceğim. Zemini bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar fiyongumun yapımına geçelim. Yeşil ipimi taktım iğneme. Ve şöyle çengelli iğne kullanacağım. Yine çengelli iğneme de şu şekilde ipimi 16 defa saracağım arkadaşlar. İpimi sardım. Şöyle tutuyorum. Sardığım iplerimi ve iğnemi elime aldım. Bütün iplerin altından geçirerek tam ortasından bir tane düğüm atıyorum. Tam ortasından bir tane düğüm atıyorum. Şöyle hatta sıkmadan önce ayarlayalım. Ve düğümümüzü güzelce sıkalım. Fazla ipimi keseceğim. Şimdi eklemesine geçelim hemen. Fil dişlerinden arkadaşlar 3 tane boş bırakıyorum. 4. fil dişimin üzerine koyuyorum. Ve bir düğüm atarak şöyle fil dişinden geçiriyorum iğnemi. Bir tane düğüm atıyorum. Bir tane düğüm attım. Şimdi çengelli iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz püskülümü alıyorum elime. Ve şöyle baş kısmından düğüm atmıştık. Burada yeri belli zaten. Buradan iğnemi geçiriyorum. İğnemi geçirdim. Tekrar arkadaşlar şöyle bir düğüm atıyorum. Fiyongumun tam ortasından. Düğümümü güzelce sıkıyorum. Ve püskülümüzü de bu şekilde eklemiş olduk. Güzelce sıkalım düğümümüzü ve fazla ipimi yine kesip yakacağım hemen. Evet arkadaşlar. Böylece oyamızı da tamamlamış olduk. Yapımını göstermeye çalıştığım püsküllü oyam bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.